Saha İstanbul'un organize ettiği Saha Expo, Türkiye'deki savunma ve havacılık imalatçılarını bir araya getirdi. Ama bu işin mimarı olarak bu yılki fuar nasıldı? Çünkü geçen senede aslında bir ilke imza attınız ve biz dijital olarak, sanal olarak fuarı gezdik. Hatta ben de gezip o video görüntülerinden bir haber yaptım. Bu yıl nasıl durumlar, biraz size böyle bir genel fotoğrafınızı rica edelim. Şimdi sadece geçen sene ilk yapmadık. Bu sene de bir ilk yapıyoruz. Bu sene yaptığımız ilk de dünyanın ilk hibrit savunma sanayi fuarı. Geçen sene ilk sanal fuarı yapmıştık. Bu sene de ilk hibritini yapıyoruz. O yönüyle de bir ilk. Savunma sanayi malum yüksek teknolojinin yoğun olduğu bir yapı ve artık Türkiye'de savunma sanayinde yani yelpaze çok geniş olmasına rağmen özellikle bazı konularda artık dünya markası olmaya başladı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ekosistemini, Türkiye'nin teknoloji üretme altyapısını da ortaya koyan bir şey ve o da şu anda burada. Yani Saha İstanbul 680 tane firmasıyla, 22 tane üniversitesiyle Türkiye'nin üreten yüzü, Türkiye'nin teknolojik yüzü ve o firmalar da şu anda buradalar. Yani hani bir şeyin dillendirdiği bir konu vardı, savunma sanayi yoktur, sanayinin savunma ürünleri vardır diye. İşte o sanayi burada. Bu bir sanayi ihtisas fuarı. Yani burada toplar, tanklar, uçaklar satılmıyor. Burada onları üretenlerin de satın almacıları var. Yani burası sanayicinin sanayiciyle sanayiyi konuştuğu bir fuar. Burası öznesi KOBİ'lerin olduğu, öznesi teknoloji üreten firmaların olduğu, öznesi teknopark firmalarının olduğu, öznesi startupların olduğu, esas o ekosistem geniş, yani o piramidin alt tabakasının, aşağı alt kısmının özne olduğu bir fuar. Ama işin temeli burası. İşin temeli burası. Yani teknoloji üreten yer burası. Onun için yani mesela geçtiğimiz yaz malum orman yangınları oldu. O orman yangınlarına müdahaleyi veya işte söndürmeyi, şunu bunu mümkün kılacak teknolojiler de burada. Hemen günceli yakalayıp bu ufak şirketler sayesinde. Çünkü şey burada şu anda 51 değişik sektörden 480 tane firma var burada. 76 tane yabancı var, yabancı firma var. Yabancılar konusunda bir sonraki fuarda, şimdi Kasım 2022'de bir fuar daha yapacağız. Çiftli yıllara dönelim diye. Yani bir seneyi de bir sene Saha Expo olsun diye. Şimdi bu fuarda pandemi süreçlerinden çok geç çıkıldığı için yabancıların fuara çok daha yoğun getirilmesi çok mümkün olmadı. Ama 2022 için bütün bağlantılar kuruldu. 2022 çok daha yabancı yoğun bir. Yani 2022'de Saha Expo bir dünya markası olacak. Yani yabancı bir savunma havacılık şirketi gelip buradan bir partner, bir sistemine bir çözüm arayıp bulacak ve böyle bir platformu ortaya koyacaksınız. Şimdi burada farklı şeyler var. Mesela yabancılar geldiği zaman kendi outsource ettiği işlere burada alternatifler üretebilecekler. Bu böyle bir imkanları var. Yabancılar geldiği zaman burada Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma bürokrasisini karşılığında görüyorlar. Şu anda burada İçişleri Bakanlığı var, Milli Savunma Bakanlığı var, Savunma Sanayi Başkanlığı var, Sanayi Teknoloji Bakanlığı var. Bunlar bütün birimleriyle buradalar. Dolayısıyla yabancı bir şey geldiği zaman bir firma burada kamu otoriteleriyle muhatap olmak isterse onu burada bulabilecek. Partner bulmak isterse onu burada bulabilecek. Müşteri bulma ihtiyacı olsa, özellikle alt sistem ve komponent üreticileri bazında müşteri bulmak isterse onu burada bulabilecek. Dolayısıyla yabancının buraya gelebilmesi için ihtiyaç duyacağı bütün parametreleri toparladık burada. Orada o anlamda bir sıkıntı yok. Öyle olunca inşallah 2022'de çok daha yabancı yoğun bir fuara dönüşüyor. Uluslararası bir yapıya doğru gidiyor diyorsunuz. Evet, gidiyor ve Saha Expo Türkiye'nin bir dünya fuar markası olacak. Şimdi ilk fuarı 135 firmayla yapmıştık. Şimdi 480 firmaya çıktı. Bir sonrakinde bu 700-800'lere çıkacak. Anlatabildim mi? Öyle olunca bu hem Türkiye'nin teknolojik derinliğini, işte ne bileyim üretim ekosisteminin yoğunluğunu gözler önüne seren bir şey. Hem de burası iş odaklı bir fuar.
Burada şov yok, burada gösteri yok. Burada sanayici, sanayiciyle iş konuşuyor. Onun için buradaki bütün yapılanma bunun üzerine kurgulanmış durumda. Gerçekten ticaretin geliştirildiği, işbirliklerinin geliştirildiği, çözümlerin geliştirildiği böyle bir fuardayız şu anda. Ve bu fuar bu yönüyle temayüz ettikçe de çok daha hızlı büyümeye devam edecek. Mesela şimdi feedbackler alıyoruz katılımcılardan. Hepsi çok güzel şeyler söylüyorlar ve bunu duydukça insanın şeyi artıyor. Böyle çalışma şevki. Motivasyonu artıyor, evet. Ve bu aynı zamanda önümüzdeki gideceğimiz yerin de habercisi. O anlamda da tiyolar veriyor bu gelişmeler. Öyle olunca çok mutluyuz. Güzel şeyler yaşıyoruz, güzel şeyler yaşatıyoruz sanayicilerimize. Ve bunun neticeleri de ülkemize güzel şeyler olarak dönecek inşallah. Çünkü üretmeden böyle bir şey yani bir yerlere gelmemiz mümkün değil. Ve gelişmiş ülkelerin tamamı da savunmada, havacılıkta ve uzayda bir yere gelmiş ülkeler. Çünkü burası hep top teknolojilere hitap ediyor. Bunların öbür tarafa evrilmesi çok kolay. Yani mesela pandemi oldu, sınırlar kapandı. Hadi ventilatör cihazı dendi, çözen sağ oldu. Niye? Teknoloji burada. Şimdi mesela yangın oldu, bilmem ne oldu, çözecek olan yine burası. Niye? Teknoloji burada. Türkiye'nin teknolojik altyapısı bu. Anlatabildim mi? Onun için daha ileri gidecek. Ne kadar geliştirsek evet. Expo olarak göstereceksin. Bunları da expo olarak göreceğiz. Zaten saha İstanbul olarak bunların orkestra şefliğini yapıyoruz biz. Yani yetenekleri konsolide edip onlardan ülkede olmayanı oldurmak, üretilmeyeni ürettirmek, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve böylece Türkiye'nin aynı zamanda dış politikada da özgür bir ülke olmasını sağlayacak altyapıları kurguluyoruz biz burada aynı zamanda. Çok teşekkürler. Umarım daha büyük bir fuarda 2022'de görüşmek üzere diyelim. İnşallah, inşallah. Yine bu röportajı yapacağız, unutmayın. Yapacağız. Kaç ben şirket? Ben söylemiştim diyeceğim. Tamamdır. Allah uzun ömür versin hepimize. Sağlık, İnşallah. Saat versin, yapalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.